Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşler Washington'a Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyükelçisi Münir Ertegün'ün oğulları olarak geldi. Gençlik yıllarını Washington'da diplomatlar arasında geçiren iki kardeş, siyahların yaşadığı mahallelerde çalınan etnik müziğin büyüsüne kapıldı. Öyle ki bir süre sonra siyah müzisyenleri evlerine davet etmeye başladı. Ertegün brothers came with their father and mother and sister in 1936. Ertegün kardeşler, anne, baba ve kız kardeşleriyle birlikte buraya 1936'da geldiler ve babaları Büyükelçi Ertegün'ün öldüğü 1944 yılına kadar bu evde yaşadılar. Bu süre zarfında her ikisi de Amerikan caz ve swing müziğine büyük ilgi duydu. Plak koleksiyonları yapmaya başladılar ve siyahların yaşadığı mahallelerde kimsenin almadığı plakları satın aldılar. Yaklaşık 20 bin plaklık bir koleksiyon oluşturdular. Daha önemlisi, bu müzisyenleri evlerine davet ettiler. Üst kattaki özel odada birlikte partiler yaptılar. Ancak o yıllarda siyahları bir büyükelçilikte konuk etmek kabul edilemez bir davranıştı. Ertegünlerin müzik dehası Amerikan popüler müziğini kökünden değiştirirken, babaları Münir Bey de siyaset ve bürokrasi kurallarına meydan okuyordu. Bu durum bazılarını çok kızdırdı. Güneyli bir senatör evin önünden geçerken siyahların ön kapıdan girdiğini gördü ve çok sinirlendi. Büyükelçi Ertegün'e bir mektup yazarak durumu şikayet etti. Büyükelçi Münir Ertegün ise yazdığı yanıtta şöyle dedi. Sayın senatör, mektubunuz için teşekkür ederim. Biz her zaman misafirlerimizi ön kapıdan karşılarız. Siz de misafir olarak gelmek isterseniz kapımız açık. Arka kapıdan gelebilirsiniz. Ertegün kardeşler şu anda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu olan bu tarihi evde caz müziğinin temellerini attı. Sayısız caz müzisyenini burada konuk eden Ertegünler, Ray Charles'dan Aretha Franklin'e kadar birçok ünlü ismi müzikseverlere kazandırdı. Ahmet Ertegün went on to New York City in 1947. Ahmet Ertegün 1947'de New York'a gitti ve Atlantic Records şirketini kurdu. Şirket 1950'lerde başta soul müziğin kurucusu Ray Charles olmak üzere Amerikan müziğine damgasını vurmuş çok sayıda sanatçıya plak yaptı. Bence Ahmet Ertegün, Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bağımsız müzik yapımcısıdır. Çok nüfuzlu, etkin, parlak bir insandı. Çok iyi bir kulağı vardı ve birlikte çalıştığı bütün sanatçılar ona büyük saygı duyuyordu. Coca-Cola'nın sponsor olduğu ve Ertegün kardeşlerin anısına düzenlenen caz konserleri serisi, bir yandan günümüz caz sanatçılarını müzikseverlerle buluştururken, diğer yandan da Türkiye'nin diplomatik temsilciliğini ve Türk diplomatlarının kültürel yönlerini Amerikalılara tanıtıyor. Bizim için en önemli şey Türkiye'yi tanıtmak. Bu fikir eşimden çıktı. Tabii ben de destekledim. Çünkü bu ev bildiğiniz gibi çok tarihi bir ev, çok güzel bir ev. Yabancıların çok dikkatini çeken bir ev. Ve yabancı veya Türk'ün her zaman buraya gelip görmek istediği bir yer. Bu event de onlar için bir sebep olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 18 senedir Amerika'da yaşayan bir Türk olarak özellikle Büyükelçiliğimizin bu tür sanatsal faaliyetlere önem vermesini çok olumlu buluyorum. Ve görünen o ki ileriki zamanlarda çok daha fazla sanatsal etkinlikler olacak. Bunu özellikle Türkiye'nin tanıtılması için çok iyi buluyorum.
Özge Övünsert, Amerika'nın Sesi, Washington.